çabuk uzaklaş buradan. Gördüklerini de unut. Kimseye bir şey söylersen seni de gebertirim. Anladın mı? Çabuk defol buradan. Bu işe Nezat Bey? Ne diyeceğim, su testisi su yolunda kalır. Büyük adam olmaya niyetlenmişti ama yanlış yollardan gidiyordu. Her kanunsuz adam gibi onun da sonu bu oldu işte. Şimdi ne olacak? Ne olacak? Olanlar daima bize olur. İzinler kaldırılacak, bize gündüz bir sürü serserinin peşinde koşacağız. Fakat büyük kıyamet öteki gelince kopacak. Öteki kim? Ustura Kemal, muhteşemin kan kardeşi. Birbirlerinin başına bir şey geldiği takdirde sağ kalan ötekinin intikamını alacağını ant içmiş diyorlar. Şimdi Ustura Kemal gelir mi diyorsunuz? Gelir o namussuz, itin önde gidenidir. Vaktiyle ona silah çekecek, bileğini bükecek adam çıkmaz buralarda. Gene de çıkmaz. Çok bela herifin biridir Kemal. Muhteşeme bir şeyler olduğunu duyarsa cehennemin dibinde olsa kalkar gelir. Fakat bu sefer karşısında ben varım, kanun var. Ufacık bir numarasında kelepçeyi bileklerine geçirmekle zevk duyacağım. Siz öldürülen muhteşemin avukatısınız. Hadise hakkında ne diyorsunuz? Ne diyeyim, ismi gibi muhteşem bir adamdı. Öldürüleceğini rüyada görsem inanmazdım. Ustura Kemal'in gelmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Muhteşemin vasiyetnamesi bende. Bütün varını yoğunu Kemal'e bırakmış. Onun için Ustura Kemal muhakkak buraya gelecektir. Mirasını Kemal'e mi bırakmış? Evet, yalnız bir şartla. Nedir o şart? Ustura Kemal 15 gün içinde katili bulup öldürdüğü takdirde mirasa sahip olabilecek. Demek vasiyetname böyle. Peki bulmazsa ne olacak? Ustura Kemal katili bulamadığı takdirde bir mülk bana kalacak. Muhteşem içinde hepimizin hissesi olan bir teşkilatın şefiydi. Bunun içinde kulüpçülük, balonculuk, fil salonları, kumarhane, karaborsa gibi en belalı işler var. Eğer bir an evvel başımıza bir reis seçmezsek, teşkilatın kodamanları birbirine girer ve dağılma tehlikesiyle karşı karşıya geliriz. Teşkilat şef olacak adam çok zeki, attığını vuran, vurduğunu yıkan, gözünü budaktan esirgemeyen biri olması lazım. Hanginiz buna cesaret eder? Ben ederim. İçimizde benden daha kuvvetlisi yok. Eğer itirazı olan varsa şu anda ispat etmeye hazırım. Ben aynı fikirde değilim. Kendi işinin başında bulunmalı. Bu şekilde hiçbir zaman aramızda hır çıkmaz. Hepiniz kendi kendinizin başında bulunduğu işin %60'ı muhteşemin malı. Ve bu malın hepsi Ustura Kemal'e vasiyet edilmiş. Bu adam bugünlerde çıkıp gelirse ne yaparsınız? Ben kendi işimden ona zırnık koklatmam. Beyler, ben hepinizi iyi tanırım.
Hepiniz ayrı ayrı kimsenin başa çıkamayacağı azılı adamlarsınız. Fakat bana kalırsa Mustafa Kemal hepinizden hızlı. Oy. Buraya geldiği takdirde onu harcamayı ben üzerime alıyorum. Merhaba delikanlı. Bir içki ısmarlasana içelim. Ismarlarım ama içtikten sonra başımdan defolup gidersin. Öf, ne yapalım peki? Ismarla da ne şekilde olursa olsun. Babalık, derbi Konya'da. Bugünlerde zaten herkes bir acayip. Hep muhteşemin yüzünden. O öldü öleli herkesin barut fıçısının üstünde otururmuş gibi bir hali var. Neymiş? Muhteşemin intikamını almaya usturacağım. Arkadaş, madem ısmarlamaya başladın bana da bir şarap ısmarla da kafamızı bulalım. Sana bir şey söyleyeyim mi? Ben buranın dayısıyım. Amma da vurdum be, hızlı çocukmuşsun. Ama bugünlerde buralar da göze batmaya gelmez. Yakında buralar da kan gövdeyi götürecek. Ustura Kemal gelecekmiş. O geldi mi burası büsbütün karışacak. Muhteşemi öldürdüler. Gözlerimle gördüm onun leşini. Çok kötü adamdı. Fazla konuşuyorsun Selma. Böyle şeyler burnu sokma, sonra başın derde girer. Sen karışma moruk. Konuşmaya konuşmaya bu hale geldik zaten. Böyle işleri yalnız konuşanın değil, dinleyenin de başı derde girer. Boş, Rusra Kemal de namussuzun biri. Onu da gertecekler, komazlar. Çünkü buraya gelir gelmez bir sürü kişinin işini bozacak. Bir görsem öldürüldüğünüz cesedine tükürürsem. Sen kimsin delikanlı? Buralarda yeni görüyorum seni. Hadi be! Amma da attın. Ustura Kemal olsam ben tanırdım. Onun şurasında şöyle bir ustura yarası var. Tekrar görüşeceğiz kızım. Senin bildiklerine ihtiyacım olacak. Hadi eyvallah. Ustura Kemal. Avukat Sezai'yi. Randevunuz var mı? Ben hiçbir zaman randevu almam. Öyleyse Sezai Bey'i göremeniz. Başının derde girmesini istemiyorsan çek git buradan. Bu der senin yüzünden mi gelecek? Evet, bizim yüzümüzden. Kim arıyor diyelim? Kemal dersin. Ustura Kemal. Daha evvel söylesene abicim, buyur gir. Haber vermeye lüzum yok. Hoş geldin Kemal. Merhaba. Merhaba. Dışarıdaki köpeklerin beni ısırmaya çalıştılar. Onların kusuruna bakma, ben tembihledim. Maşallah, işi epey ilerletmişsin. Hı hı. İşler fena gitmiyor. Bir zamanlar çalınmış mal alıp satardın. Kendine gel Kemal. Eğer oyuncuları, esrar alıp satanları himaye ederdin. Sen de serserinin biriydin. Ama birinci sınıf serserisin. Hatırlar mısın? Bir keresinde muhteşemle seni korumak için 10 kişinin canını okumuştuk. Bomba Cemil'in en kral zamanında poposundan vurduğumu hatırlar mısın? Hepsini hatırlarım. Zorlu delikanlıydın. O zaman zorlu değil, çılgındım. Şimdi zorluyum. Bunun farkındasın herhalde. Farkındayım. Muhteşemin vasiyetnamesi sende mi? Bende, vekili bendim biliyorsun. Ne yazıyor vasiyetnamede? Ağızdan söyle. Okumana lüzum yok. Muhteşemin varisi sensin. Yalnız bazı şartlarla. Neymiş o şartlar?
Birinci şart onun ölümünden en geç bir hafta sonra buraya gelmen. Bugün 4. gün. Evet, birinci şartı yerine getirdin. İkinci şart muhteşem eceliyle ölmediği takdirde katilin hüviyetini tespit etmen ve tatmin edici şekilde intikamını alman gerekiyor. İyi insanmış muhteşem. Peki katili bulamazsam kime kalacak muhteşemin imparatorluğu? Bana. Hepsi bana kalacak. Kurnaz adamsın Sezai. Fakat bu yüzden seni temizlemem icap edebilir. Ama bu işin senin eserin olduğunu o kadar çabuk tespit ederler ki. Gene de seni temizlememe mani olamaz bu. Sana son bir sual daha. Ne kadar zamanda bulmam lazım katili? Bir haftada. Bu işi kıvırabilecek misin? Kolay iş. Bir hafta yeter de atar bile. Hoşça kal. Bu tarafa geçmek yasak efendim. Bana yasak değil. Çünkü buranın sahibiyim. Yok canım. Sakın Ustra Kemal olmuyorsun. Şimdi inandın herhalde. Hadi bakalım yolu göster. Toplantı nerede? Koridorun sonundaki kapı. Devam edin efendim. Endişelenecek bir durum yok. İçinde hepimizin hissesi bulunan pavyon, kulüp ve benzeri işlerin sahibi muhteşemin ölümüyle bıraktığı imparatorluğa bir kral seçmek için burada toplanmış bulunuyor. Acele etmeyin. Yeni bir kral seçmenize lüzum yok. Çünkü ben kendimi kral tayin ettim. İtiraz olan var. Senin devrin geçti Kemal. Şimdi buna biz karar veriyoruz. Sen tek başınasın, biz de çok kuvvetliyiz. Ben tek başımayım ama topunuzdan kuvvetliyim. İspat etmemi istiyorsan gel yanıma. Gel yanıma! Devam et Kemal, bu taraf sağlam. Muhteşemle beraber buralarda erkeklikle ölmüş. Muhteşemin bütün mallarına el koydum. Başka itirazı olan varsa çıksın. Ne haber bomba Cemil? Hiç sesin çıkmıyor. Eskiden buralarda senin borun öterdi. Ben konuşacağım zamanı bilirim. Sana uğrayacağım. O zaman bol bol konuşuruz. Beyler, seçim bitmiştir. Güle güle efendim. Yaptığına teşekkür ederim kedi. Aldırma patron, biz eski arkadaşız. Ne zaman geldin? Bu sabah. Sana bir yer ayarlamak lazım. Muhteşemin bana bıraktığı evde yatacağım. Sen Sezai'den köşkün anahtarını alır. Tamam patron. Ben daha evvel bir yere uğrayacağım. Ben de anahtarı alır, evin önünde beklerim. Tamam, eyvallah. Ey gidi Ustra Kemal. Eski günler başlıyor gene. Thank you.
çekerim. Ne istiyorsunuz? Selma isminde birini arıyorum. Maalesef burada değil. Bazen gelir bende kalır ama şimdi yok. Nerede olabilir? Bilmiyorum. Bana bak, babanın evinde değilsin. Derhal basıp gitmesen hakkında hayırlı olmaz. İşim bitince giderim. Kim olduğumu bilmiyorsun galiba. Biliyorum kızım, belalı patronunu da biliyorum. Beni ondan mı korkutmak istiyorsun? Onunla başın derde girerse hayır etmezsin. Onların topu benim yan cebimde kızım. Belalı patronun kıçında benim kurşunumu taşıyor. Kimsin sen? Hafızan çok zayıflamış kızım. Eskileri çabuk unutmuşsun. Kemal. Kemal ya. Kafan eskileri pek hatırlamıyor artık. Seni unutmakla iyi etmişim. Bu da herkes aşağı yukarı aynı kanaatte. Çok güzel bir kız olmuşsun Hülya. Fakat gene de fazla değişmemişsin. Hep güzeldin zaten. Güzelliğinden faydalanmayı da bilsin. Öyle görünüyor. Namusumla çalışıyorum. Ya Cemil? Sadece patronum o kadar. Hiçbir zaman namusuma leke düşürmedim. Niye döndün buraya? Muhteşem'i öldürmüşler. İntikamını almaya geldin değil mi? Muhteşem arkadaşımdı. Ant içmiştik onunla. Muhteşem 100.000 defa hak etmişti ölümü. Namussuz, ahlak serfin biriydi o. Kanunsuz işlerin kralıydı. Bir gün biri çıkıp öldürmese bile muhakkak polis yakasına yapışacak. Kötü adamdı Muhteşem. Ama arkadaşımdı. Sen de ortağıydın. O çok eskidendi. Seni de öldürecekler. Onunla az mı kötülük ettiniz? İkiniz de belalıydınız. Fakat şimdi zaman değişti. Ve yol eskisi gibi değil artık. Bir sürü insan seni öldürmek için sıra bekliyor. Beni öldürürlerse üzülmeyecek misin? Üzülmek mi? Zevk duyacağım. O zevki tadamayacaksın. Çünkü benim kılıma bile dokunamayacaklar. Ben katili bulup geberteceğim. O zaman da polis yakana yapışacak. Onlar da sana diş biliyorlar. Seni ipe göndermek için ufacık bir açık vermeni bekliyorlar. Bırak bunlar şimdi. Selma'yı bulmama yardım edecek misin? Edeceğim. Çünkü seni öldürdükleri vakit yanında olmak istiyorum. Bundan büyük zevk duyacağım. Öyleyse elini çabuk tut, çıkalım. Programım var. Önce gazinoya gideceğiz. Katili bulup hesabını gördüğüm gün yanımda olmanı istiyorum. Yahut da öldürüldüğün gün. Orası belli olmaz. Neyse gene görüşürüz. Güle güle kızım. Sana kaç defa söyledim, kızım deme bana. Peki kızım. Nerede kaldın patron, merak ettim. Eski dostlarla biraz çene çaldık. Girelim bakalım evimize. İşte Muhteşem'in sarayı. Sağlığında burayı çok severdi. Katili bulursan bunların hepsi senin olacak. Muhteşem.
Muhteşem krallığını buradan idare ederdi. Karanlık işlerin kralıydı o. Bir sürü pavyon, kulüp ve karanlık işlerden gelen bütün paraların 1/2 onun kasasına girerdi. Öldüğü güne kadar da. Evet, öldüğü güne kadar. Bundan sonra buraların kralı benim. Bundan sonra o hisseler bana çalışacak. Bir hisse hariç. Muhteşem keşfettiği karlı işlerin başındakileri parayla yola getiremezse zorla ele geçirirdi işi. Son zamanlarda bütün kolay kazanç getiren işler onun elindeydi. Kulüp, pavyon, kumarhane, randevu evleri ve kara borsa. Teferruatı bırak da sadede gel. Son günlerde bir eroin şebekesi keşfetmişti, ona ele geçirmeye çalışıyordu. Kimmiş bu şebeke? Söylemedi. Yalnız burnumuzun dibinde en büyük eroin şebekesi varmış da haberimiz yokmuş dedi. Kamyonlarıyla en geniş tezgahı rahatça yaparlarmış. Çok iyi bir kamufle çekli bulmuşlar. Şeytanın bile aklına gelmezlerdi. Mesele yavaş yavaş aydınlanmaya başladı. Eğer o eroin şebekesinin şefiyle muhteşemi öldüren aynı adam değilse bu bıyıkları kökünden keserim. Eğer öyleyse senin için tehlike daha büyük demektir. Neden? Herif senden daha avantajlı. Sen onu tanımadığın halde o seni tanıyor. Bir gün gelecek ben de onu tanıyacağım. Esas şenlik o zaman başlayacak. O zaman polis yakana yapışacak. Benim adım Mustafa Kemal. Bela herifin biriyim ben. Bu işin arkasında milyonluk miras var. Katili bulduğum gün onu gebertirken polise açık vermemenin bir yolunu bulurum. Polisten kurtulsan bile o mirasta bir sürü belanın gözü var. Birinden biri harcayacak seni. Hiçbirinin ısıracak dişi olmayacak. Çünkü hepsini teker teker kıracağım. Eğer bir gün katili bulursan o gün orada olmak istemem. Akıllı adamsın vesselam. Neyse benim yapılacak işlerim var. Müsaade edersen gitmek istiyorum. Tabii gidebilirsin. Müsaade senin. Hoşça kal. Güle güle. Sevgili arkadaşım, bu kadar sene sonra senden böyle mi karşılaşacaktık? Bu işi buraya kadar beraber getirdik. Fakat artık ayrılmanın zamanı geldi Cemal. Bu memleket ikimize dar gelmeye başladı. Bir çöplükte iki horoz yaşamak. Ne yapalım istiyorsunuz? İkimizden birinin bu memleketi terk etmesi lazım. Bunun ne lüzumu var? İşleri aramızda taksim ederiz. Çocukluk arkadaşıyız. Beraber yapmadığımız iş kalmadı. Fakat yavaş yavaş senin şöhretin beni, benim şöhretim seni gölgelemeye başladı. Bir gün gelecek, çarpışmak mecburiyetinde kalacağız. Benim böyle bir şeyden korkum yok. Fakat söylediklerinde haklısın galiba. İkimiz de birbirimizi harcamak istemeyiz. Peki, hangimiz terk edecek memleketi? Yazı tura atarız. Pekala. Söyle. Tura. Kazandın. Öyleyse ben burada kalacağım demektir. Muraların rakipsiz kralı sen olacaksın. Senin de gittiğin yerde kral olacağını eminim. Ben yeni bir işe sıfırdan başlayacağım. Yardıma ihtiyacın olursa beni aramayı unutma. Ben işler bir tekman yürütmesini bilirim. Belalı işler çeviriyoruz. Çocuklukla verdiğim sözü unutma. Daima birbirimizin yardımına koşacağız. Seni öldürürlerse intikamını ben alacağım. Beni öldürürlerse intikamımı sen alacaksın. Çek elini koltuk altından. İstesek seni burada rahatça harcayabiliriz ama başımızı derde sokmak istemiyoruz. Beni harcayacak adam da anasından doğmadı.
Boş lafı bırak da konuş, ne istiyorsunuz? Buradan namusunu da çekip gidersen bir tomar para vereceğiz. Gitmezsem ne olacak? O zaman yarın sabah aynı sandalyede senin cesedini bulacaklar. Senin hayalin çok geniş arkadaş. Hayal mi hakikat mi şimdi görürsün. Doğru söylüyorum. Senin hayalin çok geniş. Usta Kemal öyle kolay kolay postu kaptırmaz. Hala işini biliyorsun kedi. Tam zamanında geldin. İndirin silahları. Bana kedi derler patron. Ben işimi bilirim. Bunları yuvalarına postalayayım, yarın görüşürüz. Sen bilirsin. Beyler, güle güle. Ziyaretinizi yakında iade edeceğim. O zaman şartlar çok değişir. Hadi bakalım yürüyün. Anca gidersiniz. Usta Kemal'i tanıyor musun? Bugünlerde onun ismini duymayan var mı abi? Onun nerede bulunabileceğini söyleyebilir misin? Al bak yine hadi volta bakalım. Adam gelmiş patron. Ben yerlerini tespit ettim. Bir otele indiler. Otel, ona seni sormuşlar. Silahlıymışlar. Kim getirmiş onları, öğrenebildin mi? Belli değil. Bak, o adamı ayarla. Kimle telefon konuşması yaparlarsa tespit etsin. Çünkü onlar esas katile götürebilir bizi. Şimdilik seninle eski bir dosta uğrayacağız. Hadi. Hepimiz eski dostuz. Fakat bu işte herkes aynı derecede şüpheli. Kışıklı. Muhteşemi bal gibi o öldürmüş olabilir. Aynı bomba Cemil için de düşünebiliriz. Herkesin bu mirasta büyük menfaati var. Bir de avukat Sezai. Bu işte en büyük menfaati olan o. Sen katili bulamazsan her şey onun olacak. Sen de öldürmüş olabilirsin muhteşemi. Aynı şüphenin altında sen de varsın. Vasiyetnameyi öğrenip öldürebilirsin. Sonra da meydana çıkar, ben geldim dersin. İşin içinde bir de uyuşturucu madde şebekesi var. Belki de bu saydıklarımızdan biri, o şebekenin elebaşısı. Doğru söylüyorsun. Muhteşemi öldürenin de o şebekenin elebaşısı olduğu %100. Ben işe girişiyorum artık. Gazetene yeni havalistler çıktıkça seni ararım. Ne yapıyoruz patron? İşe yakışıklıdan başlayacağız. Yürü bakalım. Kemal. Hoş geldin. Oh, merhaba, hoş bulduk. Çoktandır görüşmedik. 10 yıl oldu. Hiç değişmedin. Gene aynı Kemal'sin. Sen de öyle. Yalnız eskiden polistin, şimdi komiser olmuşsun. Aynı mahallenin çocukları. Seninle iftihar ediyorum. Maalesef ben seninle iftihar edemiyorum. Niye döndün buraya? Yorulacak bir hesabım var. Çek git buradan Kemal. Yoksa ilk açık verdiğin anda ben seni teklif edeceğim. Bilirim, iyi polistindir. Kanun meselesinde babanı dinlemezsin. Ama hiç ümitlenme. Size açık vermeyeceğim. Burada ben dahil kimse seni sevmiyor. Eğer muhteşemin intikamını almak için elini kana bularsan seni ipe göndermekle zevk duyacağım. Bana gösterdiğin yakınlığa çok teşekkür ederim. Eyvallah. Şöyle durun bakalım.
viskiyle Konya ayırt edemiyorsun. Duyduğuma göre beni öldürmek için iki tane kiralık katil gelmiş. Ne dersin sen buna? Olabilir. Burada senin düşmanın çok. Fakat bu işi bana bulaştırmak istiyorsan yanılıyorsun. Benim ilgim yok onlarla. Kimin ilgi de? Bilmiyorum. Söyle, söyle! Durum dedim, yemin ederim bilmiyorum. Seninle dalaşmaya niyetim yok benim. Neticeyi bekleyeceğim. Bir dakika, dinle beni Kemal. İşin içinde bir uyuşturucu madde şebekesi var. Katili daha çabuk bulursun. Gidelim kedi. Silahını temizlemeyi öğrenemezsin. Oturun yerinize. Merhaba erkek. Ziyaretine geleceğimi söylemiştim. Ne istiyorsun? Başka numaranız varsa onu görelim. Daha evvel de bana silah çıkmıştın. Hatırlıyorsun değil mi? Hem de en azılı zamanındı senin. Niye getirdin o kiralık katilleri? Ben getirtmedim. Öyle bir niyetim olsaydı kiralık katil getirtmeye lüzum yok. Bir sürü adamım var. Dürbünlü bir silah kolayca hallederdi bu işi. Sen beni bulsan bir kaşık suda boğarsın. Senin ölümün benim işime gelmez. Muhteşemin mirası halledilinceye kadar sağ kalman lazım. Ha öyle olsun. Yalnız şunu unutma. Kiralık katillerin hesabını gördüğüm gün tekrar görüşeceğiz. Patron. Fakat konuşmaktan müthiş korkuyor. Evet, evinde buluşacağız. Her şeyi sayıp dökeceğine eminim. Olur. Bir saat sonra Ortaköy'de. Tamam patron. Peşini bırakma. Kaçırdım patron. Yakalayamadım. Fena. Bu da cana çekti. Hiç olmazsa birini yakalasaydık konuştururduk. Diyelim patron. Burada daha fazla kalırsak polis de başımız belaya girer. Polisten kaçmaya lüzum yok. Bu duruma kanunda nefsi müdafaa derler. Nefsi müdafaa numarasıyla cinayetler devam ediyor. Sarhoş hakkıdan malumat alacaktık. İçeri girer girmez üstümüze ateş ettiler. Kimdi bunlar? Tanıyabildiniz mi? İkisini de tanımıyoruz ama Kemal'i öldürmek için geldikleri muhakkak. Gelirsin, kolla kendini. Kulağımıza gelenlere göre hayatın pamuk ipliğine bağlıymış Kemal. Bütün belalar senin peşinde. Şimdi kim bilir kaç kişi seni temizlemeyi düşünüyor. Bu iş bitmeden kimse önüme geçemez benim. Bu adamın önüne geçmenin zamanı geldi artık. Yoksa o katili buluncaya kadar hepimizin başı derde girecek. Kemal'i durdurmanın bir tek yolu var. Onu ele geçirip elinden muhteşemin mirasını kabul etmediğine dair bir kağıt almak. Böyle bir şey olduğu takdirde ben bütün kanuni muameleyi tamamlarım. Hepiniz yanlış düşünüyorsunuz. Muhteşem her karlı işe el atardı. En son bir uyuşturucu madde şebekesine el atmıştı. Varlığından hiçbirimizin haramadığı büyük bir şebeke. Muhteşem bunun için öldürüldü.
Şimdi bizim yapacağımız en iyi şey Kemal'in katili bulmasını beklemek. O zaman o şebeyi ele geçirmek bizim için gayet kolay olacak. Eğer bu arada Kemal öldürülürse o da kârımız. Benim bekleyecek sabrım kalmadı. Ya Kemal'i yakalar elinden kağıdı alırız yahut da temizleriz olur biter. O zaman da polis peşimize takılacak. Beyler kusura bakmayın ben bu işte yokum. Yani bizden ayrılıyor mu? İsterseniz öyle kabul edin. Eyvallah. Bir laf vardır, sürüden ayrılanı kurt kapar derler. Ben kurtlara karşı şerbetliyim. Doğru söyle, herifi sen zımbaladın değil mi? Orasını Allah bilir. Ne saklıyorsun söylesene, nasıl olsa hepsi meydana çıkacak. Sen kendi işine baksana, ifadelerimizi dinledin, onları yaz yeter. Kim tuttu dersin bu kiralık katilleri? Onu bilse katili bulduk demektir. Yeni havadisler çıktıkça seni ararım. Senin çalışma tarzını uzaktan izlemek çok zevkli bir şey. Sana Hülya'yı bu işe karıştırmamanı söylemiştim. Hülya'nın bu işte ilgisi yok. İlgisi olduğu sana gelişinden belli. Merhaba. Neler dönüyor burada? Neler döndüğünü sen daha iyi bilirsin. Ne demek istiyorsun Tarık? Sana serserilerle arkadaşlık etme dedik. Ne oluyor bunu Allah aşkına? Küçüklerim bunlara akıl ermez. Sen niçin geldin onu söyle. Telefonla yakışıklı aradı seni. Çok mühim bir şey söyleyecekmiş. Evinde bekliyor. Gidelim öyleyse. Hı. Beni bardan ararsın. Çocuklar kaçan herifin peşinde. Pekala. Taksi! Katil olmadığı meydana çıktı. Evet ben Tarık. Sen havadis ver de ne olursa olsun. Ne? Yakışıklı öldü mü? Sen mi vurdun? Hayır, öldürülmüş buldum. Evet, burada, evinde. Yalnız bu haberi benden aldığını, benim buraya geldiğimi duyarlarsa külahları değişiriz. Eyvallah. Bir dakika efendim. Alo, ben Kedi. Ne, sahi mi? Ben de kiralık katilin izini buldum. Ben adamın evinin önünde seni beklerim. Adresi vereyim. Pekala, evin önünde buluşuruz. Hadi çıkalım. Şimdi doğru eve git. İlk fırsatta arayacağım seni. Bırakma onu Kemal!
yakaladın mı onu? Geberdi. Ne oldu anlatsana? Pusuya düşürdü beni. Boş zannettim, merdivende saklanıyormuş. Götüreyim seni. İstemem. Olmaz öyle şey. Bırak, sen Hülya'yı yalnız bırakma. Senin yüzünden onun da başı dertte. Konuşma artık. Tozol Kemal geliyorlar. Terastan tıpkı eski günlerdeki gibi al voltanı. Sen böyleyken kaçmam. Kaçacaksın. Başka çaren yok. Aynasızlar seni burada bulmamalı. Biliyorum ne düşündüğünü. Ama üzme kendini. Ver elini. Hadi yaylan artık. Hadi bakalım kedi. Sana da eyvallah. Biliyordum. Sana önemli bir haberim var. Katilin kim olduğunu öğrendim. Telefonda söylememe imkan yok. Kulüp idare odasındayım. Seni bekliyorum. Mümkünse hemen gel. Peki. Hemen geliyorum. Kalleş herifler. Teşekkür ederim güzelim. Sesini çıkarmadan gir içeri. Oo, bütün dostlar burada desenize. Bu şartlar altında karşılaştığımız için özür dilerim. Sana parlak bir teklifimiz var. Neymiş o teklif? Muhteşemin bütün mallarından vazgeçtiğini bir kağıda yazıp imzalayacaksın. Yok canım. Sen bu zekayla çok yaşamazsın. Peki imzalamazsam ne olacak? O zaman sana bir hediye takdim ederiz. Boş lafı bırakın da hediyenizi görelim. Cemil Bey, Kemal Bey'e ne hediye düşünüyorsunuz? Bir tane yumruğumu hazmeder herhalde. Teşekkür ederim bomba Cemil. Seninle bir daha karşılaştığımız zaman karnına dolduracağım 6 tane 7.65'lik kurşun hazmetmeye hazırlan. Sıra Kemal. 50 kere vursan benim bir yumruğum kadar vuramazsın. Atın içeri. Ne yapıyoruz? Ben kızı götüreyim. Bir saate kadar telefon etmezsem temizlersiniz.
Git bak şuna. Zamandır bu anı bekliyordum. Artık sonun geldi Ustura Kemal. Muhteşemi sen öldürdün. Rüyamda görsem inanmazdım. Fakat iyi yaptın, hak etmişti bunu. Ben kimseye söylemem. Merak etme. Söz veriyorum. Yemin ederim söylemem. Yapma! Yapma! Şurada ileride dur. Sol tarafta. Merak etme, daha çok yaşayacağız. Çabuk uzaklaşalım buradan, hadi. Kemal! Muhteşemin katili... Garaj... Muhteşemin katilini buldum komiser. Kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksın. Fakat senden evvel gidip onun canını okuyacağım. Ne? Katil o muymuş? Akıl alacak şey değil. Nerede? Pekala. Meselenin çözüm noktası burada. Artık işin sonuna geldik. Bu gece katili bulup hesabını göreceğiz. Dinle beni Kemal. Bu işin sonundan korkmaya başladım. Vazgeçelim bu işten.
Ben bugün için buraya geldim. Hesap günü bugün. Katili buldum artık. Seni seviyorum Kemal. Seni tekrar kaybetmek istemiyorum. Katille hesaplaşırsan polis yakana yapışacak, hapse atacaklar seni. Kurduğumuz hayaller, istikbalimiz mahvoldu. Ne olur dinle beni, vazgeç bu işten. Uzaklara gidelim, düzenli bir hayat kurarız. Olanları da unuturuz. Her şeye, her şeye razıyım. Yalnız elini kana bulama, vazgeç. Vazgeçeyim öyle mi? Bunu görüyor musun? Bunlar insanlığı mahvetmek için kullanılan zehirler ne korkuncu. Bu sırrı çözen herkes öldü. Muhteşem de bu zehir kaçakçılığını öğrendiği için öldürüldü. Doğru söylüyorsun. Sen de aynı şeyleri öğrendiğin için ölecektin. Fakat tebrik ederim. Sözünü tuttun ve katili buldun. Ben de seni tebrik ederim. Gazete paketleriyle tevziyatı idare etmek mükemmel bir buluş. Fakat senin de sonun geldi. Benim değil, senin sonun geldi Kemal. Çünkü seni öldüreceğim. Ve tevziyat eskisi gibi devam edecek. Ben seni yalnız iyi tabanca kullanır zannederdim. Nereden öğrendin bu oyunları? Geldiğim yerde dövüşmesini bilmeyenin ömrü kısa olur. Yine uzun sürmeyecek. O beni öldürecek. Yapmayacaktım. Söyledim sana, yalvardım. Ne olur vazgeç dedim, dinlemedin. Bütün hayallerimi yıktın. Her şeyi mahvettin. Üzülme. Zamanla her şey düzelir. Her şey bitti artık. Polisler geliyor işte. Henüz vakit varken kaçalım istersen. Kanundan kaçılmaz bir ya. Hapse atacaklar seni. İdam edecekler, anladın mı? İdam edecekler. Yıllar sonra seni bulduğuma seviniyordum. Şimdi hayatta yapayalnız, kimsesiz kaldım. Tebrik ederim şef. Bu işi iyi başardın. Teşekkür ederim. Verdiğin numaraya telefon edip senin gizli emniyete ne olduğunu öğrenince epeyce şaşırdım doğru. Büyük iş başardın şef. Tek başına bütün kötülük yuvalarını dağıttın. Sana İstanbul polisi namına teşekkür ederim. Artık bundan sonrası bize ait. Hadi çocuklar elinizi çabuk tutun biraz. Sana şef dedi. He? Şefi sayılırım. Aa, peki sen polis misin ki? Evet. Buradan ayrıldıktan sonra polis oldum. Yani... ...hapsetmeyecekler mi? Çünkü ben buraya muhteşemin intikamını alıp mirasına konmak için gelmedim. Hükümetim beni bu şebekeyi ele geçirmek için gönderdi. Hadi gidelim canım. Şey... ...kızım desene bana. Peki kızım.